Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. O kurumsal hayat üzerine bir video yapmıştım birkaç gün önce. Onun üzerine birazcık daha konuşmak istedim ki fikirlerim birazcık daha net anlaşılabilsin ve eğer yapabilirsem de farklı açılardan da bakmanızı sağlayayım. Mesela McDonald's şubelerinde çalışan bir yöneticiden yeni bir ürün çıkarmak istiyoruz, senin beklentin ne olur diye bir stratejik beklenti içerisine girilmez. Oradaki şubenin sorumlusundan, müdüründen beklenti çalışanlara kırbaç vurmaktır daha çok. Hani iş yaptırmaktır. Bu yapılan doğru ya da yanlış demiyorum. Sadece görev tanımından bahsediyorum. Bu da daha çok bilimsel yöneticilikten geliyor, Taylorizm'den. Neden? Özellikle üretim bandı varsa herkesin bir işi vardır. Biri hamburgeri hazırlar, biri müşteriyle ilgilenir, biri patatesleri kızartır. Hani görev tanımları bellidir, herkesin o görevi yapması beklenir. Ve yöneticinin işi de herkes yapıyor mu yapmıyor mu bir baktır. Herhangi çok uçuk bir vizyon gerekmez. Önemli olan insanları zamanında getir. O kırbaçı vur, gerekiyorsa da azarlıdır. Ha o yönetici birazcık daha empatik olsa, mesela bir çalışan işe 5 dakika geç gelse olabilir. Normal şeyler bunlar. Ama o yöneticinin iş tadımı o kırbaçı vurmaktır daha çok. Bu birazcık daha Taylorizm. Üretim bandı yönetme metodolojisi. Bunu da yapabiliyorlar, insanların üstüne gidebiliyorlar. Neden? Çünkü çok kalifiye bir iş değil. Sen çıkarsın, başka biri gelir. Adam geç geldi, yaptığı iş ne? Patates kızartmak. Gidersin, patates kızartabilen başka birini bulursun. Beyaz yaka işlerde, yazılımda birazcık daha farklı oluyor. Herkes günün sonunda yer değiştirilebilir ama bunun maliyeti şirkete çok daha fazla. Günün sonunda yöneticinin işi iş yaptırmaktır bu arada. Hani lamı lumu yok bunun. Herkesin olabildiğince verimli bir şekilde iş yapması. Ha bireysel olarak karşıdakinin gelişimini isteyebilirsin. O bireyseldir işte. O birazcık daha kişilik devreye girer. Ama iş tanımına bakarsanız eğer öyle bir beklenti yoksa iş yaptırmaktır. Çalışanlar daha kalifiye olunca, sektörden beklentileri başka şirketlere geçebilme opsiyonları daha fazla olunca, maaş olsun, başka konular, mobbing olmayan bir şirket. O yüzden de daha farklı bir yöneticilik biçimi gerekiyor. Ama günün sonunda amaç iş yaptırmak. Zaten paranızı da iş yaptığınız için alıyorsunuz. Buraya kadar aslında bir sorun da yok. Sorun iş yaptırmak için bunun ucunu kaçırıp manipüle etme seviyeleri. İşine gelince biz bir aileyiz deyip, işine gelince hayır tatilini o zaman alamazsın demek. Yani bu benim yasal hakkım mesela. İstediğim zaman istediğim tatili alabilirim. Hani çalışanım ben. Ama o yöneticiler hatta kötü olanlar ya da şirketin kültürü oysa iş yaptırayım derken insanların yaşamak için çalıştığını unutabiliyor. Ve bazıları bunu çok sahte bir gülümsemeyle yapabiliyor. Aslında karşının iyiliğini hiç istemiyor, sadece onu profesyonel bir şekilde yönetmek istiyor. Zaten beyaz yakada da bazı şirketlerde artık liderlik ve yöneticilik diye iki ayrı dala ayrılmış gibi bu durumda. Liderler aslında insana daha çok yatırım yapmaya çalışıyor. Yöneticiler o insanları yönetmek, onlardan olabildiğince verimlilik almak, bir nebze de sömürmek istiyorlar. Ama neden? Kendi sorumluluğu olduğu için ki kendi yükselebilsin. Aslında karşıyı önemsemeden bencil bir şekilde bunu yapıyor. Ben bunu yaparsam bu benim işime yarayacak. O yüzden de bunu samimi bir şekilde yapmayabiliyorlar. Sahte bir gülümsemeyle yapabiliyorlar. Bunu ben şahsen birazcık manipülatif buluyorum. Çünkü gerçekten karşısının gelişmesini isteyen samimi insanlar da var. O duygusal olgunlukla da bence birazcık alakalı. Hani hayatımız kesişmiş, niye öyle kırbaç vurayım? Bak şunları şöyle geliştirebilirsin. Ha karşıdaki gelişmek istemeye de bilir. Ha ben halimden memnunum, maaşımı alayım, sen de onu yap. O da normal. Hani karşıyı anlamak, dinlemek bunlar çok önemli yetenekler. Ama maalesef ezbere yapıldığında evet kurumsal kültürümüz bu. Sen de bunu yap. Bu bayağı psikopatların bile önünü açabiliyor. Çünkü o yöneticinin derdi aslında karşısı değil. Hiçbir şey değil. Tamamen kendi çıkarı. Ve bu kendi çıkarımı nasıl maksimize edebilirim diye düşünüyor. Ve böyle bir yöneticinin yanında çalışırsanız sizin de öğrenmeniz, önünüz kapanır. Çünkü yüzünüze karşı olumlu konuşurken arka planda tamamen kendini önceliklendirdiği için çok başka şeyler söyleyebilir. Bunu özellikle çok üst seviyelerde, CEO'larda görüyoruz. Çünkü günün sonunda şirketimi kendimi mi önceliklendireyim diyor ve kendini önceliklendirmeye başlıyor. Kendisine çok büyük bonuslar vermeye başlıyor. Gelişimin önünü tıkamaya başlıyor. Belli bir olgunlukta olmalı ki zamanı gelince ki kaçınılmaz boynuz kulağı her zaman geçer. Altın önünü tıkamasın. Çünkü bu mentalitede olan insanlar genelde alttan gelişen ondan daha kalifiye olan insanları da durdurmaya başlıyor. Bunun gittiği ileri noktalarda. Çünkü bu şirketin kendisine zarar, çalışanlara zarar ve daha çok kendi gibi olan insanları şeker dağıtarak da susturabileceğini bildiği için hani bencillik anlamında kurumsal bir çürümeye doğru gidebiliyor bu nokta.
Adam yönetici olmuş, sistemi kurmuş, resmen o pozisyona, şirkete çökmüş. Hani bir değişim olsa şirket daha verimli olabilir ama bu değişimden adamın ne çıkarı var? Adam zaten hani kaymağını yiyor. Bazen belki siz de yaşamışsınızdır. Bunu niye böyle yapmıyoruz? Cevabı çünkü sistemi, o güç dengelerini değiştirmeye kalkarsan, günlük rutinden dışarıya çıkarsan, hani orayı birazcık sallarsan güç dengeleri değişebilir. Adam zaten kurmuş, çökmüş. Günlük politikaya da çok girmek istemiyorum da belki anlarsınız ne demek istediğimi. Lider kim? Kim seçiyor? Öyle bir kısır döngüye dönüşüyor ve saf iyi niyetli insanlar da bu zincirin içine giremiyor. Bu kurumsal hayatta da olabiliyor ama en azından iş değiştiriyorsun falan, kurtulup geçiyorsun. Şöyle birazcık daha farklı bir örnek vereyim. Bu gerçek bir örnek bu arada. iPhone'un prototiplenme aşaması. İki tane seçenek var. Bir, yüzünü cam yapmak. İki, plastik yapmak. Ve bu üst seviyede bayağı bir tartışma konusu oluyor. Ürün ekibi iPhone'un ekranı için plastik kullanmaktan yana, hem üretimi daha kolay, maliyeti daha düşük, hem de ekran cam olursa yere düşerse kırılacağını biliyorlar. Ama plastik olunca da cebinize koyduğunuzda bozuk paralar var diyelim. Onlar ufaktan ekranı çizebiliyor. Steve Jobs burada çok ilginç bir karar veriyor. Hani ekran kırılıyor, tamiri için deli gibi para kazanıyorlar. Hani bu değil aslında. O ayrı bir konu. O apayrı bir şey. Cam yapalım ve bırakın ekranlar kırılsın diyor. Neden? Çünkü telefonu cebimize koymamız gayet doğal bir şey. Hani günlük kullanımı içerisinde. Eğer cebime koyduğum için telefonum çizilirse bu ne biçim telefon diye bize söylenir. Ama eğer elinden düşürüp telefonu kırarsa, kendi hatası da olduğu için o düşürme kısmı, bunu daha kolay kabullenir ve sindirir. Bunu daha iyi satabiliriz diyor. O yüzden de cam yapılıyor. Şu anda cam olarak kullanıyoruz. Güzel bir hikaye tamam ama bunun ne alakası var iş hayatıyla? Mesela tatil günlerinizi düşünün. Kendi önceliğiniz ne olur? İstediğiniz zaman tatilinizi kullanabilmeniz lazım. Ki Almanya'da kullanabiliyorsunuz bu arada. Hani bu benim sıkıntım değil ama Türkiye'de kullanamıyordum. Türkiye'de blok halinde alacaksın, yazın alacaksın falan filan, zorunlu köprü günleri. Garip garip kurallar vardı insan kaynakları tarafından. İşte aslında değinmek istediğim nokta o. O sorumluluk kurumsal hayatta insanların üzerinde yıkılmış durumda. Terfi mi almak istiyorsun? O zaman hatta ekstra mesai yap. O zaman hafta sonları da çalış. Kendinden bir ödün var. Ve bunu sistematik açıdan normalleştirmişler. Avrupa yine buna iyi direnmiş bu arada. Ama Türkiye'de, Amerika'da da öyle. Yaşamak için mi çalışıyoruz, çalışmak için mi yaşıyoruz? O denklem pek oturamamış. Özellikle Türkiye'de kapitalizm, emperyalizm falan filan deniyor da bakıyorum, Türkiye hayvan gibi kapitalist bir ülke. İşçilere köle olarak bakılıyor. Nereden geldi bu Amerikan sistemi bilmiyorum. Üniversitelerimiz de bu arada çok Amerikan sistemi. Ama lütfen şey de anlamasın, kapitalizmin gözü kör olsun falan, yok. Ona söz söyleyecek kadar bilgi birikimim bile yok. Ben sadece kendi tecrübemi anlatmaya çalışıyorum. Yani bir çalışan olarak da bu işime gelmiyor diyorum. Kendi haklarımı da, özellikle yasal olan haklarımı da savunmak istiyorum diyorum. Ekstra mesailer, hasta hasta işe gitme. Biz bir aileyiz ya da ben senin gelişmeni istiyorum, şunu yapmanı istiyorum demek bir zıtlık yaratıyor. Desin tabii ki, yani tatlı dilli konuşsun. Ama oradaki samimiyeti öldürüyor. Seç birini diyorum ben. Çünkü sen benim gerçekten iyiliğimi, gelişmemi istiyorsan önce bunları yaparsın. Ve bunları gerçekten yapmadan yapılan her şeyini birazcık manipülatif tarafa kaydığını düşünüyorum. Bu şey gibidir. Hani polisler ya, sessiz olma hakkına sahipsin. Ondan sonra da seni konuşturmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hakkım belli. Susuyorum. Hani rasyonel olarak olması gereken budur. Diğer söyleyen her şey iyi polis, kötü polis huyuna gitmek. Bir art niyet var bunda. Sadece bunun farkında olun. Ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Ben bunu görebiliyorum diyorum. Görenler vardır, göremeyen vardır. Ben yanlış görüyorumdur. Onun ucu açık. Ben sadece kişisel tecrübelerimi paylaşayım diyorum. Çünkü bir şirketin amacı da sizden olabildiğince almaktır. Ha, iyi yöneticiler, liderler olabilir tabii ki. Gerçekten birebir ilişkide karşının iyiliğini isteyen. Ama kurumsal olarak bakınca da bu maalesef pek olmuyor. Ve videonun birazcık daha önceki kısımlarında bahsettiğim gibi, özellikle o sahte şekilde söyleyen insanlar ayırt edilmesi çok önemli. Çünkü bu tür insanlar daha yüksek seviyelere gelince daha yüksek bir sömürü ve kırbaçlama işlemi başlıyor. Tatlı sözü söylerken karşının iyiliği için değil, kendi iyiliğin için söylemen. Neden? Çünkü bunda benim kariyer anlamında, yöneticilik anlamında şahsi bir çıkarım var. Ve dediğim gibi bu çıkar kişinin gelişmesinin önüne geçebiliyor. Yoksa zaten tatlı dil kullanın. Zaten herkesin gelişmesini isteyin. Videonun başında da dediğim gibi bazı kötü niyetli insanlar var. Ve bu insanların amacı gücün peşinden gitmek.
o şirketi daha iyi yapayım, çalışanları önemseyeyim. Aslında bunlar yok. Çalışanların durumunu daha iyi hale getirebilir. Bunun nedeni de güç peşinde koştuğu için. Onun amacı güçtür. Hani güç kazanmak. O apayrı bir kişilik bozukluğu ve kurumsal şirketlerin çoğunda maalesef bu tür kişiler çoktan çökmüşler oraya. Politika için de geçerli. Bunun birazcık terminolojik olarak içini açayım. 3 tane ana karakter özelliğinden bahsedebiliriz. Bir, Machiavellianism. Güç yolunda yapılacak her şey mübahtır. Hani onun amacı güç. Ve bu güç uğrunda her şeyi yapabilir. İyi de davranabilir, yüzünüze karşı da gülümseyebilir ama amaç güç. Ve güce ulaştıktan sonra da bu gücü bırakmamak için de elinden her şeyi yapar. Yoksa hani gücün peşinde koşmakta ve bunu iyilik için kullanmakta da bir sorun yok. Ama ne kadarı iyilik için, ne kadarı Machiavelli özellikleriyle kullanılıyor tartışılır. İkincisi narsisizm. Yani aslına bakarsanız herkes narsisisttir. Hani herkes, ben bu bedende yaşadığım için hani ben kendimi önceliklendireceğim tabii ki. Bu herkes için de geçerli. Bencil olmakta benim öyle bir başka videom vardı. Bir sorun yok aslında. Sorun kendini dev aynasında görüp objektif olarak daha düşük seviyede olsan bile o kadar bir narsisist kişiliğe sahip olabilirsin ki ben daha iyiyim. Terfiyi en çok ben hak ediyorum. En çok ben deme noktası. Yoksa hani ben de terfi almak isterim. Ben de daha çok para kazanmak isterim. Buna objektif bir şekilde yaklaşmayıp kendini sürekli ön plana çıkarma. Bu ilişkilerde de olabilir. Hani toksik ilişki türlerine. Hani benim aslında kavramak istediğim konu güç. Sonuncusu ise düz psikopatlık. Karşısının duygularını bile önemseme. Direkt onun işine sabotaj etme seviyesi kendi çıkarı için. Bunlar 3 ayrı özellik ama bunların Nescafe 3'ü bir arada gibi kombinasyonları olabiliyor ve genelde bir paket halinde buluyoruz bu tür şeyleri. Sorun dediğim gibi bu tür kişiler o güç pozisyonuna gelince bırakmak da istemiyorlar. Çünkü ben alttan daha iyi, daha yetenekli o şirketi, ülkeyi artık her neyse o güç kavramını daha iyi seviyeye taşıyacak insanlar varken o tıkanabiliyor. Çünkü objektif bir şekilde insanların iyiliğini düşünüyorsan, bu gücü onun için kullanmak istiyorsan ya da şirket olsun, bazen de durman gerektiği noktayı bilmen lazım. Eğer bilmiyorsan ben daha çok kaymaya başlıyor ve bunun sonucunda da buna dahil olan herkes zarar görüyor. Ve işin kötüsü çoğu insan maalesef iyi niyetle kötü niyeti ayırt edemiyor. Bazıları ediyor da işine geliyor. Hani ben de nemalanayım diye bakıyor. Bazıları ise gerçekten saf ve manipüle edilmek istiyor. Aa, adam bana duymak istediğimi söylüyor. Benim huyuma gidiyor görünürde. O yüzden de onu ödüllendirelim. O yüzden de onu daha yükseltelim. Bunun aslında insan kaynaklarının bir konusu olduğunu düşünüyorum. Bu tür özellikleri olan insanlar önceden detekte edilip durdurulması lazım. Çünkü şirkete olan olacak. Ve dediğim gibi bu tür özellikli olan insanlar da kendini çok fena güncelliyor. Eskiden kabak gibi belli oluyordu hani otoriter kırbaç. Şimdi bu tür özellikli olan insanlar dediğim gibi bir maske takarak bu tür özelliklerini, art niyetlerini saklayabiliyorlar. Ve bu özellikle beyaz yakada da çok gözüküyor. Oyunun kuralları bu. Tatlı söz kullan. Şunları şöyle söyle. Ve bundan faydalan. Bunu manipüle et. Ben birazcık daha buna karşı çıkmak istiyorum. Çünkü bu bana da yapılıyor yani. Ne diyor? Allah Allah. Yani mesela politikada da dini oy toplamak için kullanmak birazcık o tarafa kaydığını düşünüyorum. Aslında konu din, inanç hiçbir şey değil. Tamamen kendi çıkarı. Yani bu tür insanlar maalesef güç peşinde koşan hayatımızda mevcut. Ve bu gücü iyilik için de değil tamamen kendi çıkarı için kullanıyorlar. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi lazım diyorum. Ve bazen de insanların kendi düşüncelerini söyleyebilmesi karşısı için de çok önemli. Ama hitabetten bahsetmiyorum bak. Tatlı dil tabii güzel bir şeydir. Ama bu tatlı dilin o bireyin düşündüğü gerçekliğin üzerine geçmemesi lazım. Çünkü gerçeklik nedir? Kişiden kişiye göre değişir. Bana mantıklı gelen karşıya gelmez, karşıya gelen bana gelmez. O tartışmaya açmak. Ve dediğim gibi bu tür farklılıklar zamanında iyi ayırt edilmezse bunun gittiği nokta çok tehlikeli bir nokta. Hem şirket için, hani bu kurumsal seviyede, hem toplum için. Çünkü eğer insanlar kendi çıkarı için söylediği şeyleri değiştirmeye başlarsa işte bu manipülasyon ve bunun ileri seviyesi psikopatlık. Artık tamamen kişi kaybolmuş, kendi çıkarları var ve tamamen kendi çıkarını düşünerek hareket etmeye başlamış. Ve bu dediğim gibi kurumsal anlamda, sistemsel anlamda inanılmaz bir çürüme yaratır. Hani bunun önüne bir şekilde geçmemiz lazım, geçilmeli diye düşünüyorum en azından. Ay, neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.